İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, İran Devlet Başkanı Hasan Rohani'ye başsağlığı mesajı yolladı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan askeri ve siyasi yetkililerle kışlalara ve sınıra çalışma ziyaretinde bulundu. Cavakhk'ın Heştia köyünde Armat adlı mühendislik laboratuvarı açılacak. Rusya, İran ve Türkiye devlet başkanlarının üçlü toplantısı Soçi'de gerçekleşti. Halep'teki ana hastanenin restorasyonu tamamlanmak üzere. Hasmik Babyan ve Devlet Senfonik Orkestrası'nın ortak konserinden elde edilecek gelir Armenak Urfanyan Vakfı'na devredilecek. Bugün Batı Ermenistanlı şair Ruben Sevak'ın doğum günü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan 13 Şubat'ta İran'ın Sistan-Belicistan eyaletinin Haş-Zahedan adlı anayol üzerinde gerçekleştirilen ve ölü ve yaralıların bulunduğu terör saldırısı nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rohani'ye bir taziye mektubu yolladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başsağlığı mektubunda Cumhurbaşkanı Rohani'ye ve İran'ın dost insanlarına derin taziyelerini dile getirdi, mağdurların yakınlarına ve arkadaşlarına dayanıklılık, sabır ve cesaret diledi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, sınırın farklı bölgelerinde görev alan askerlerin hizmet süreci hakkında bilgi edindi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Savunma Bakanı Karen Abrahamyan ve diğer yetkililer eşliğinde Cumhuriyetin güney sınırının değişik bölümlerini ziyaret ederek var olan durum ve askerlerin hizmet süreci hakkında yerinde bilgi edindi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Çalışma Ofisi'nden edinilen bilgiye göre askeri birliklerden birinde devlet başkanı yeni bir kışlanın açılış töreninde bulundu, asker aileleriyle buluştu. Devlet başkanı askerlerin sosyal ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin devletin dikkat merkezinde bulunduğunu vurgulayarak ilgili kurumların başkanlarına uygun talimatlar verdi. Cavakhk'ın Heştia köyünde Gürcistan'daki 2. Armat adlı mühendislik laboratuvarının resmi açılış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşecek. Proje Caritas Georgia himayesinde ve Cavakhk Yardım Vakfı'nın Gürcistan'daki temsilciliği ve Yüksek Teknoloji İşletmeleri Birliği'nin desteğiyle yürütülecek. Açılış töreninde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Eğitim ve Bilim Bakanı Arayik Karutyunyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Ruben Sadoyan, Gürcistanlı yetkililer, Cavakhk'a Destek Vakfı ve Yüksek Teknoloji İşletmeleri Birliği'nin yönetim kadrosu, din adamları, iş insanları, farklı ülkelerden Cavakhklı misafirler ve laboratuvar personeli katılacak. Heştia'nın Armat laboratuvarında mühendislik, 3D modeliyle programlama, robotik ve tasarım becerileri eğitimlerine yaklaşık 70 çocuk katılacak. Proje Cavakhk'ta teknoloji eğitiminin gelişmesini, teknolojik istihdamın artmasını, istihdam olanaklarının ve yurtta kalma ihtimallerinin yaratılmasını desteklemektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rohani bugün Suriye gündemli üçlü zirvede bir araya geldi. Üçlü zirve öncesi liderler ikili temaslarda bulunurken Erdoğan-Putin görüşmesinde güvenli bölge gündemi öne çıkmıştı. Basın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Anayasa Komitesi listesi neredeyse tamamlandı. Sadece Suriyeliler kendi geleceğini belirlemeli. Bunun alternatifi yok diye vurguladı. Taraflar arasında İdlib'e ilişkin üzerinde anlaşılan mutabakat ile ilgili bir değerlendirme yaptıklarını da belirten Putin, ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye zarar vermemelidir. İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması geçici bir önlem. Bu bölgede teröre tamamen son verilmeli dedi. Putin 21 sene önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana mutabakatına da değinerek bugünkü çalışmalar için temel oluşturabilir. İstihbarat servislerimiz işbirliği yapıyorlar diye belirtti. Putin'in ardından konuşan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rohani ise İdlib'de garantörlerin mevcudiyeti geçici. Bizim görüşümüz şudur. Fırat'ın doğusu ve İdlib temizlenmeli. Suriye hükümetine geri verilmeli diye konuştu. Suriyeli Kürtlerin haklarına önem verilmesi konusunda tarafların mutabakat kaldığını belirten Rohani, Kürt halkı Suriye milletinin bir parçası olarak haklarına sahip olmaları gerekiyor. Suriye'nin doğusu ve kuzeyi de uluslararası camiayla işbirliği yapmalı. Suriye'deki Kürtler de ülkenin bir parçası, hakları verilmeli. Türkiye Cumhuriyeti'nin endişelerini anlıyoruz. Türkiye ile Suriye arasında bir Adana Anlaşması var ve İran'da geçmişte olduğu gibi Rus dostlarımızla üzerimize düşeni oynamaya devam edeceğiz diye ekledi. Erdoğan ise Rusya ve İran'la yakın eşgüdüme önem veriyoruz. Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum diye konuştu. Erdoğan ayrıca üçlü zirvenin 5.'sinin Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Halep'teki en büyük hastanelerden birinin yenileme çalışmaları sona eriyor. Bina 3 ay içinde faaliyete geçecek. Bundan 5 yıl önce teröristler binayı ele geçirerek burayı yağmaladılar ve hastanenin bodrumundan mühimmat deposu oluşturdular. İnşaat uzmanı Zucher Tatary'e göre İslamcı teröristler bütün tıbbi malzemeleri çaldı. Hastanenin bulunduğu mahallede askeri harekatların başlamasından önce 100.000 insan yaşıyordu. Hastanenin resmi olarak 3 ay içinde faaliyete geçeceği öngörülüyor. Hastanenin temel sorunu pahalı tıbbi ekipman alımı için fon bulmak. Bugün Batı Ermenistanlı şair, yazar ve doktor Ruben Sevak'ın doğum günüdür. Ermeni şair Ruben Çilingiryan 15 Şubat 1885 tarihinde Silivri'de doğdu. Doğum yerinde bulunan Askanazyan okulunda ilkokulu okudu. Konstantinopolis'e yerleştikten sonra İstanbul Ermeni Berberyan Koleji'nde eğitim aldı. İsviçre'ye yerleşti ve Lozan Üniversitesi'nde tıp okudu. Batı Avrupa'da doktor unvanı ile tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 1914 yılında Konstantinopolis'e geri döndü. Ruben Sevak, Batı Ermenistan'da beklenen tehdidi herkesten önce hissederek kendi eserleriyle ulusal birliğin önemini vurgulayıp uyanık olunması çağrısında bulunuyordu. 1909 baharında Jön Türklerin Adana'da düzenlediği ve 30.000 Ermeninin kanının akıtıldığı pogromda Ruben Sevak, Aşak Çobanyan, Antranik Ozanyan, Paramaz ve diğerlerine Jön Türklerin büyüyen tehdidi hakkında uyarılarda bulunuyordu. Fakat 1915'te Türkler tarafından katledilen Ruben Sevak, fikirlerini sadece kaleme ve yazı ile desteklemekle kalmadı. Aynı zamanda insanlara olan bağlılığını yaşam pahasına kanıtladı. 24 Nisan 1915 tarihinde askerde olduğu zaman tutuklandı ve hapsedildi. 6 Ağustos 1915'te Çankırı'da katledildi. 13 Ağustos 1915 tarihinde Çankırı ile Kalecik köyleri arasında kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve aralarında Daniel Varujan'ın da bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte Türk çeteler tarafından taşlarla ve işkencelere uğratılarak katledildi. Ruben Sevak katledildiğinde daha 30 yaşındaydı. Arama Çadıryan konser salonunda 20 Şubat'ta başlatılacak olan 10. Ermeni Besteciler Sanat Festivali'nin açılış konserinden elde edilecek gelir Armenak Urfanyan Yardım Vakfı'na devredilecek. Ermenistan Devlet Senfonik Orkestrası'nın Toplumla Bağlar bölümünden Armenpress'e yapılan açıklamada Ermenistan Devlet Senfonik Orkestrası ile birlikte Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı soprano Hasmik Babyan da konserde yer alacak. Konserde Gomidas, Armen Dikranyan, Barse Ganatçyan, Dikran Çuhacyan, Gazaros Saryan, Arno Babacanyan, Edvat Mirzoyan, Alexander Harutyunyan, Edgar Hovanisyan, Andrei Babayev, Vaharşak Kodoyan ve Bedros Şujunyan'dan eserler seslendirilecek. Konseri orkestra şefi Sergey Sımpatyan yönetecek. Ermeni Kompozitörler Sanatı'nın 10. Festivali Avet Derderyan'ın 90. doğum gününe adanmıştır. Ermeni Bestecilik Okulu'ndan yetişenlerin eserlerinin seslendireceği festival 12 Mart'a kadar sürecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şeram adlı topluluktan Aşuh Cibani'nin Arnazelin adlı eseri sunuyoruz. If so much Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.